Değerli basketbol severler, CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nin 9. haftasının ilk karşılaşması az önce tamamlandı ve Türk Telekom Havelsan takımları karşı karşıya geldi. Şimdi Havelsan'ın başarılı oyuncusu Koray yanımızda. Koray, öncelikle tebrik ederiz. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Gerçekten bugün çok güzel oynadın. Maçta şöyle baktığımız zaman çift tanelere ulaşan birçok oyuncu vardı. Sen de onlardan bir tanesiydin. Neler söylemek istersin? Kesinlikle söylediğiniz gibi bugün takım olarak gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Rakibimiz çok güçlü, yani ligin belki en iyi 3-4 takımından biri. Çok saygı duyduğumuz bir rakip ve takım halinde çok iyi oynamamız gerektiğini biliyorduk. Bugün gerçekten ben de dahil olmak üzere birçok takım arkadaşım iyi gündeydi. Çok güzel ve önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Umarım daha böyle devam ederiz. Seninle birlikte Yiğit ve Kadir de öne çıkan. Aslında şöyle baktığımızda hemen hemen bütün takım oyuncularının sayı anlamında katkı yaptığını gördük bugün. Kesinlikle skor dağılımı da çok homojendi, çok da güzeldi. Herkes keyif aldı. Dediğin gibi çok da güçlü bir takım Türk Telekom. Kesinlikle öyle. Zaten tanıdığımız oyuncular var. Dediğim gibi çok çok önemli bir galibiyetti. Grubumuzda ilk 4 hatta ilk 2 hedefliyoruz. Çok zirveyi hedefliyoruz. Umarım bu hedefimiz doğrultusunda böyle oynamaya devam ederiz. Çünkü çok kötü oynamaya lüksümüz yok. Rakiplerimizin hepsi çok güçlü çünkü. Aynı başarıyı, aynı keyfi bekliyoruz bundan sonraki maçlarda. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbol severler, CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nin 9. haftasında günün ikinci karşılaşması az önce tamamlandı. Türkiye Petrolleri ve STM takımları arasında oynandı bu karşılaşma. Şimdi yanımızda STM'nin bugünün en iyi oyuncularından bir tanesi diyebilirim Utku senin için. Oyuncusu Utku var. Utku, neler söylemek istersin? Güzel bir galibiyet aldık. Takımımızın potansiyeli aslında çok daha fazla, bunun farkındayız. Bir üst grupta yer almamız gerekiyordu ama bir aksilik yaşadık. Bu grubu birincilikle tamamlayıp A grubundaki playofflara katılmak istiyoruz. Ondan sonra da yolumuza bakacağız. Umuyoruz ki daha iyi günler bizi bekliyor diyebilirim. Peki, tekrar tebrik ediyoruz. Başarılar diyoruz bundan sonrası için. Teşekkürler, çok sağ olun. Sağ olun. Değerli basketbol severler, günün 3. karşılaşması az önce sona erdi. Gerçekten çok çekişmeli, çok heyecan verici, özellikle son saniyesine kadar çok heyecan verici bir karşılaşmaydı. MAN Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları arasında oynanan karşılaşmayı bir sayı farkla, değil mi? Evet. İsmail? Evet, bir sayı. Neler söylemek istiyorsun? Çok başarılıydın bugün. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Gerçekten zor bir maç oldu. Sizin de söylediğiniz gibi iki takım da çok iyi mücadele etti. Grupta da iddialıyız. MAN da bizim gibi iddialı. Bu maçı kazanmamız bizim açımızdan grup sıralaması için çok önemli. Özellikle savunmada iyi mücadele ettik ikinci yarı. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum, koçumu tebrik ediyorum. Güzel bir haftaydı bizim için. Çok teşekkürler. Ben de hepinizi tebrik ediyorum. Seni özellikle tebrik ediyorum. Gerçekten çok başarılıydın. Olun, çok başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Günün 3. karşılaşması az önce tamamlandı. Birazdan 4. karşılaşmada tekrar birlikte olacağız. CBL Ankara Altın Sezon 9. hafta mücadelesinde 4. karşılaşma Ankara Dişekimler Odası Roketsan takım arasında gerçekleşti. Şimdi takım kaptanı Roketsan'dan Ömer bizlerle birlikte galibiyeti konuşacağız. Aslında sizin için talihsizlikler peşinizi bırakmadı diyebiliriz. Çünkü Bertu sakatlandı. Beğra Ege'nin kasında çekme gibi bir durum oldu ama yoluna devam etti. Çok güzel sayılarla birlikte siz yine skorersiniz. Neler söylemek istersiniz? İlk önce Bertu ile ilgili de durum sormak istiyorum açıkçası. Ya Bertu'ya öncelikle buradan çok geçmiş olsun diyorum. Çok üzüldük. Yani çok ciddi bir şey değil gibi ama umarım öyle çıkacak. Hani şimdi birazdan hastaneye gidecek. Bakacağız duruma. Şimdi buradan da geçmiş olsun diliyorum. Biz de aynı şekilde Klas Sport TV ailesi olarak sizlere takıma ve Bertu'ya geçmiş olsun diliyoruz. Teşekkür ederiz. Yani maç çok ortadaydı. Ado'yu da tebrik ederim. Bence çok güzel, zevkli bir mücadele oldu ama son dakikalara biz biraz daha sakin girdik sanırım. Onun verdiği bir avantajla galibiyeti almayı başardık. Buradan tüm takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunu devam ettireceğiz. İnşallah biz de başarılar diliyoruz. Sevgili izleyenler, günün 4. karşılaşmasını Roketsan takımı kazandı. 5. karşılaşmada da görüşünceye dek takipte kalın. CBL Ankara Altın Sezon 9. hafta mücadelesine Vakıfbank takımı ligimizin yeni ekiplerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bambaşka şekilde mağlup etti. Yanımda da Emrah var Vakıfbank takımından. Neler söylemek istersiniz bugünkü galibiyetle ilgili? Yeni bir ekipti, tanımıyordunuz ama bambaşka bir karşılaşma oldu sizin için. Ya rakibi tanımıyorduk. Çok merak ediyorduk nasıl bir maç olacak. Ama biz yine de hiç bilmediğimiz için sonuna kadar mücadele ettik, bastırdık. Elimizden gelen en iyi oyununu oynadık ve sonunda galip geldik. Mutluyuz yani. Haftaya da yine ligin yeni ekiplerinden ULAK haberleşmeyle bir maç var. Ama onu tanıyoruz artık. O karşılaşmayla ilgili neler söylersiniz? Geleceğiz zaten. O takımı biliyoruz. Büyük ihtimalle en iyi şekilde geleceğiz. Biz de başarılar diliyoruz sizlere.